Merhabalar, Meryemci Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çok cici bir bebek şapkası çalışmak istiyorum. Bu modelin aynısını tulum olarak çalışmıştım. Ona takım olsun istedim. Şu şekilde. Şimdi de şapkasını çalışacağız. İp olarak aynı ipi kullanmak istiyorum. Koton bir ip, %100 koton bir ip yazlık olacak şapkamız zaten. 50 gram ağırlığında, 115 metre uzunluğunda bir ip. Aynı renkle çalışmak isterseniz, bu fıstık yeşili, aynı renkle çalışmak isterseniz renk numarasını da verebilirim. C426. Bu şapkaya yaklaşık olarak bir tane ip yeterli olacaktır bu şekilde. Şiş numarası olarak da 3,5 numaralı şiş kullanmak istiyorum. Şiş numarasını siz kendine, elinizin sıklığına, gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bağcık yapımı için ise şöyle çorap şişlerim var. Bunları kullanacağım. Eğer evinizde çorap şişiniz de yoksa bu şişlerle de yapılışını göstereceğim. Bunları da kullanabilirsiniz. Ucu kapalı olan şişleri de kullanabilirsiniz. Şapkamıza başlamadan önce bir ön anlatım yapmak istiyorum. Şapkamız 9 aylık ölçülerinde bebeklerimiz için uygun olacaktır. Teknik olarak tırtıklı tekniği kullandım. Bunu daha önceki videolarımda, patik yapımlarında, yaka yapımında anlatmıştım. Bunu da anlatacağım bu şekilde. Daha sonra böyle küçük kutucuklar, baklavalı modelim olacak. Daha sonra arka kısmın kesimi olacak. Kesimde işte ön üst kısmı farklı bir kesim, alt kısmı farklı bir kesim, şurada gözüktüğü gibi bu şekilde yapacağız. Daha sonra kordon yapımını göstereceğim. Birlikte kordonumuzu yapıp şapkamıza bu şekilde monte edeceğiz. Öğretilerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abonelikler çok önemli. Hazırsanız örmeye başlayabiliriz. 3,5 numaralı şişime 79 ilmek attım ve 3 sıra ördüm. Şimdi kesme kısımlarını yapacağım. Tırtıklı kısımlar için 2 tane ilmeğimizi düz örüyorum. İpimi öne atıyorum. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi öne atıp 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettireceğim. Evet, sona geldik. Yine aynı şekilde ipimizi öne attık. 2 ilmeğimizi bir tutup kesiyoruz. Sonda 2 tane ilmeğimiz kalacak, başta olduğu gibi. Arka yüzde artırdığımız ilmekler ve kestiğimiz ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu şekilde 3 sıra örelim ve gelelim. 3 sırada kesimlerden artırmadan sonra yaptık. Şimdi tırtıklı kısmın oluşturmasını yapacağız. Şu şekilde ikiye katladığımız zaman şöyle bir tırtıklı görünüm ortaya çıkacak. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Tekrar burada göstereyim. İlk baştaki aynı hizadaki ilmeği almamız gerekiyor. İlk baştaki şu ilmeği sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimle örüyorum. Alt kısımdaki şu ilmeği şişime geçiriyorum ve örüyorum. Bunu isterseniz, zor gelirse tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Şu şekilde ilmeği çıkarıp tığımızı alabiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çıkardık ilmeğimizi, sol şişimize geçirdik, sağ şişimizle örüyoruz. Önemli olan aynı hizada olması. Şu şekilde çıkardık, sağ şişimize geçirdik. Gördüğünüz gibi aynı hizada olursa tırtıklar bu şekilde düzgün duruyor. Şimdi tekrardan çıkardık ilmeğimizi alttan, sol şişimize geçirdik, sağ şişimizle örüyoruz. Bir kez daha gösterelim. Şimdi alttaki ilmeği çıkardım,
sol şişime geçirdim ve sağ şişimle bu şekilde örüyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettirip gelelim. Şu şekilde tırtıklarımızı da oluşturduk ve ilmekleri birleştirdik. Modelin kurulumu için 3 sıra örmemiz gerekiyor. 3 sıra düz örelim ve modelimizi kuralım. Arka yüzden ters, düz yüzden düz olarak örüyoruz. 3 sıra düz örgümüzü ördük. Şimdi modelimizi kurabiliriz. Modelimizin ilk sırasında, kutucuklarımızın ilk sırasında 4 tane sağdan düz ilmek örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte tutarak kesiyoruz. Kestiğimiz ilmek dahil aradaki ilmekler 9 tane olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ilmek. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Birinciyi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2, 4, 6, 8, 9. İpimizi öne attık. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajurlarımı bu şekilde yapıyorum ben. Dolama yapmıyorum. İpimi öne atıyorum ve 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeği birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Araları 9 ilmek başlangıçta. İpimi öne attım. 2 ilmeği birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi öne atıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğer kenarda 4 ilmek vardı. Bu kenarımızda da 4 ilmeğimiz var. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi artırdığımız ve kestiğimiz ilmekler dahil hepsini ters olarak örelim. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Deliklerimiz oluştu. Küçük kutucuklarımız olacak. 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Buradaki 2 ilmeği birlikte tutup şu şekilde kesiyoruz. İpimizi öne atıyoruz. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne atıyoruz ve 2 ilmeğimizi örüyoruz. Yani kesme işlemlerini sağdan ve şu kutucukların, küçük kutucukların sağından ve solundan, kenar kısımlarından yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde sağdan 2 ilmeği birlikte tutup kesiyoruz. İpimizi öne atıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. Tekrar ipimizi öne atıyoruz. 2 ilmeği birlikte tutup kesiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Kesme ile beraber arada 7 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yani şu delik kısmın sağından ve solundan kesimler yapılıyor. 2 taneyi kestik. İpimizi öne attık. 1 ilmeğimizi düz olarak ördük. İpimizi öne attık. 2 ilmeğimizi şu şekilde kestik. Ve aradaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi kestik. İpimizi öne attık. Düz ördük. İpimizi öne attık. 2 ilmeğimizi kestik. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet, yine aynı şekilde
İki ilmeğimizi kesiyoruz, ipimizi öne attık, bir artırma yaptık, düz örüyoruz, tekrar ipimizi öne attık, iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Evet, yine aynı şekilde kesmemizi yapıyoruz, ipimizi öne attık, düz örüyoruz, ipimizi öne attık, iki ilmeği kestik, yine kenarda üç tane ilmeğimiz kaldı. İkinci sıradaki modelimizde görüntüde şu şekilde oluşmuş oldu. Bir kutucuktu, şimdi sağda ve solda birer kutucuk oluştu. Arka sırada, bir önceki sırada yaptığım gibi tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir tane küçücük deliğimiz vardı, iki tane oldu. Şimdi bunu tekrar bir taneye düşüreceğiz. Evet, 1, 2, 3, 4. Başta yaptığımız gibi 4 tane düz örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Aradaki 9 ilmeği yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimizi ördük. İpimizi öne attık. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ilmek dahil 9 ilmek olacak arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar ipimizi öne atıyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Bu ilmek dahil 9 ilmek olacak. Bu şekilde açmıştık, bir taneydi, iki tane deliğimiz oluşmuştu, tekrar bir taneye düşürdük. Bu şekilde örüyoruz. 2 4 6 8 9 tane düzümüz oldu. İpimizi öne atıyoruz, ilmeğimizi kesiyoruz, araları 9 tane olacak. Bu şekilde sırayı tamamlayalım, arka kısmında ters olarak örüp ve gelelim. Birinci modelimizi bu şekilde tamamladık, küçük kutucuğumuzu. Arasında 3 tane ters sıramız var, 3 sıra yaptık. Şimdi diğer modeli bunların ara kısımlarına yerleştireceğiz. 9 tane düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimizi öne atıyoruz, 2 ilmeği bir tutup kesiyoruz. Yine kestiğimiz ilmek dahil aradaki ilmekler 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimizi öne atıyoruz, 2 ilmeği bir tutup kesiyoruz. 9 tane olacak. İpimizi öne atıyoruz, 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 9 tane kenardaki ilmeklerimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arka sıradan tüm ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. İkinci modelimizin ilk sırasını ördük. Şimdi ikinci aşamasına geçeceğiz. Yani şu kısmı yapacağız. Yedi tane düzümüzü ördük. İki tane ilmeği bir tutup kesiyoruz. İpimizi öne atıyoruz. Düz örüyoruz. İpimizi öne atıp iki ilmeği bir kesiyoruz. Bununla beraber 7 tane örmemiz gerekiyor. Kestiğimizde birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesimle birlikte 7 tane olacak. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. İpimizi öne attık. 1 tane artırma yaptık. 1 tane ördük. İpimizi tekrar öne atıyoruz. 2 tane kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim ve arka yüzü tüm ilmekleri ters olarak örüp gelelim.
Modelimizin açılımı bu şekilde yapmıştık. Şimdi kapanışını, yani tek bir şu delik kısmını oluşturacağız. 9 tane düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Delik kısmı 1'e düştü. 2 taneydi. 1 tane kaldı. Şimdi yine aradaki ilmekler kestiğimizle birlikte 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimizi öne atıyoruz. 2 ilmeği birlikte tutup kesiyoruz. Yine 9 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimizi öne attık. Tutup kesiyoruz. Bu şekilde modelimizi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Arka sırada da ters olarak bütün ilmekleri ters olarak örelim ve gelelim. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Modeller, kutucuklar birbirinin üzerine gelmiyor. Çapraz bir şekilde diziliyor. Birinci yaptığımız şekilde üçüncüyü de aynen birincide yaptığımız işlemi yapacağız. Modellerin, yani birinci modelden ikinci modele geçmek için, kurabilmek için arka sıradan saydığımız zaman 3 tane ters olduğu zaman diğer modelimizi kurabiliriz. Birincide 4 tane düz örüp modelimizi kurmuştuk. İkincide 9 tane. Tekrar 3. modeli kuracağımız zaman da 4 tane düz örüp o şekilde modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. 37 sıra olarak ördüm. 4 tane modelimiz oluştu bu şekilde. Şimdi ayrımlarını yapacağız. 3 parçayı ayıracağız. Kenar kısımları için 28 ilmek bırakacağım. Ortadaki şu kısım için, arkaya gelecek kısım için ise 23 ilmek olarak ayıracağım. Şimdi 28 ilmeğimi, düz ilmeğimi öreyim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ilmek kenar için ördüm. Şimdi ön kısmı için, arka kısmı için, orta bölüm için 23 ilmeği öreceğim. Ve kenarda 28 ilmeğim kalacak. Kenarda 28 ilmek oluncaya kadar öreyim. Evet, bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, geri alacağız. 26, 27, 28. Tekrardan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmeğimiz. Şimdi buradaki son ilmekle, şişimdeki son ilmekle, ortadaki ilmekle buradaki bir ilmeği birlikte alıyorum. Şu şekilde örüyorum. Geriye dönüyorum. Yani kenar kısımlar örülmeyecek. Bunlardan ilmek azaltılacak. Sadece ortada bulunan bölümü öreceğim. Şimdi ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Ve ters olarak örüyorum. Kenarda yine aynı şekilde 28 ilmeğim kalması gerekiyor. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu ortadaki son ilmeği yine örmüyorum. İkisini birlikte şu şekilde kesiyorum.
Ön yüze geliyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve diğer ilmeklerimi, ortada bulunan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde örüyoruz. Kenara gelince yine kesme işlemimizi yapacağız. Ortadaki son ilmeğimizle kenardaki ilmeği birlikte tutup bu şekilde alıyoruz. Ortada 23 ilmeğimiz vardı. 23 ilmek aynen devam ediyor. Hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Şu an sadece eksiltmeler sağ ve sol taraftaki parçalardan, kenarlardan oluyor. Birer ilmek bu şekilde azaltıyoruz. Şimdi ters yüzden ters örüyoruz ve kesimimizi yapacağız. Belli oluyor zaten şu kısımdan. Son ilmeğimizi, şuradaki son ilmeğimizi, buradaki yandaki bir ilmekle birlikte şu şekilde örüyoruz. Ters yüzden bu şekilde kesiyoruz. Düz yüzden de gösterdiğim gibi ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde kesmelerimizi yapalım. Gelelim. 20 sıra tekli olarak kesme işlemini bu şekilde yaptım. Kenarlarda 8 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 8 tane ilmeği de buradaki ortadaki ilmekleri de azaltmak istiyorum. Şöyle üçgen bir şekilde ense kısmında ilmeklerin bu kadar olmasını istemiyorum. Daha küçük bombeli bir görüntüsü olsun istiyorum. Bu yüzden de ortada bulunan, yani şu kısımdaki ilmekleri enseye kadar azaltmak istiyorum birer birer. Hem buradan bir ilmek azaltacağım hem de kenardan azaltacağım için artık iki ilmeği birlikte örmeyeceğim. Üç ilmeği birlikte öreceğim. Şimdi ilk ilmeğimizi boş alıyoruz, örmeden düz olarak örüyoruz. Evet, buradan düzeltelim. İki ilmeğimiz var bu kısımdan. Kenardan da bir ilmek, üç ilmeği birlikte şu şekilde alacağız ve öreceğiz. Dönüyoruz. Ters yüzde ilk ilmeğimizi boş olarak örmeden alıyoruz. Kalan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve bitiminde tekrardan aynı şekilde bir yine kesme işlemi yapacağız. Bu işlemi toplam 8 kez, 8 sıra yapacağız. Şimdi yine burada iki tane ilmeğimiz var. Kenardaki bir ilmeği alarak üç tane ilmeği şu şekilde alarak ters yüzden şu şekilde kesiyorum ve kenarlarda 7 tane 3 6 7 sağ kenarda 3 6 7 de sol kenarda var. Yani 7 kesme işlemi daha yapacağız. Bu şekilde kesme işlemlerini yapalım. Gelelim. Evet, son kesimimizi yapıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi kenardaki bir ilmeğimizi alarak, yani toplam 3 ilmek alarak bu şekilde kenardaki ilmekleri bitirmiş olduk. Şimdi arka sıradan da örelim. Buradan da yine iki ilmek ve kenardaki bir ilmek bu şekilde bitirmiş olduk. Şişimizde 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı ense kısmında. Bu 7 ilmeği kesmeyeceğim çünkü kenarlarına bordür yapacağım. Bunları bir ayrıca geçireyim. Şu şekilde bir daha tekrardan oradan ilmek çıkarmayayım. Evet, böyle ayraçta kalsın. Bu şekilde şapkamızı tamamladık. 20 tane tekli kesimlerimiz oldu. Daha sonra ikili olarak kestik. Yani ense kısmındaki yerden şuradan da azaltmalar yaptık. Şu şekilde bir görüntü oldu. Bebeklerin arka kısmında, ense kısmında çok güzel duruyor bu şekilde.
Ve ilmeklerimi de ayrıca geçirdim. Çünkü tekrardan kenar bordürlerini yapacağım. Ve buraya ilmek takacağım. Tekrar ilmek çıkarmamak adına bunu da ayrıca geçirmiş olduk. Kenarlarının bağcıklarını yapacağız. Ben biraz başladım bu şekilde. 4 ilmek olarak başlıyoruz kordonumuza ve düz örgülerden oluşuyor. Hep düz örüyoruz. Şiş olarak da çorap şişini kullandım. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere çorap şişlerinin her iki tarafı açık olduğu için kordon yapmaya çok uygun. Ama diğer şişlerden de olur. Onun da yöntemi göstereceğim. Şimdi buradan biraz örelim. Düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şişimizdeki ilmekleri şu şekilde çekiyoruz. Buraya geliyor. İpimiz burada. Tekrardan örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sıklaştırıyoruz. Arada böyle düzgün durması adına şu şekilde kordonumuzu, ipimizi de şu şekilde 1, 2, 3, 4. Normalde örgüde düz örüyoruz. Arka yüzden ters örüyoruz. Kordon yapımında tüm örgülerimiz düz olacak. İpimiz yine aynı şekilde arkada. Ve yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Kordonu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben bunu şapkaya monte edeceğim. Kenar kısımlarına. O yüzden ona göre ölçüsünü de ayarlayacağım. Şimdi normal şişte nasıl yapılıyor onu da göstereyim size arkadaşlar. Normal şişte de şu şekilde örelim. Yine aynı şekilde 4 tane ilmeğimizi örüyoruz ve sol şişimize tekrardan aynı ilmeklerimizi geri alıyoruz. Bu şekilde tekrardan yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Geri alıyoruz. İlmeklerimizi tekrardan geri alıyoruz. Ucu kapalı olduğu için şişimizin. Şimdi yine aynı şekilde 2, 3, 4. Bu şekilde devam ediyoruz. Geri alıyoruz ilmeklerimizi. Evet. Kordonumuzu bu şekilde örüp gelelim. Yaklaşık 20 santim uzunluğunda bir kordon yaptım. Bunu siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi şapkaya bunu monte edeceğim. Birinciyi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Son ilmeğimi örmüyorum. Şimdi şapkamızı alalım bu şekilde. Şapkadan bir ilmek alıyoruz ve buradaki ilmekle birlikte örüyoruz. Şimdi tekrardan kordon örmeye aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane örüyoruz. Bir taneyi örmüyoruz. Kenardan ilmek çıkaracağız. Şekilde çıkaralım. Bu ilmekle birlikte son örmediğim ilmeği bir tutarak örüyorum. Şimdi tekrardan kordonumu yapıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmüyorum. Buradan bir ilmek çıkaracağım şu şekilde. Bu ilmekle son örmediğim ilmeği şu şekilde birlikte örüyorum. Tekrardan kordonumu öreceğim. Birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum.
üçüncüyü örüp dördüncü ilmeğimi örmüyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Kişimi alıyorum. Buradaki dördüncü ilmekle birlikte şu şekilde örüyorum. Bir kez daha yapalım. Evet, kordon için birinci ilmeğimi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmüyorum. Şişimi alıyorum. Şuradan şapkadan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu çıkardığım ilmekle dördüncü ilmeğimi birlikte şu şekilde örüyorum. Tekrardan kordonumuzu bu şekilde yapalım. İlerleyip gelelim. Bu şekilde devam ettiriyoruz bordürümüzü. Şöyle gördüğünüz gibi yine ilk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi örmüyoruz. Şuradaki ilmekleri şuradaki şişe geçireyim ben. Buradan çıkaralım ayraçtan. Bunları tek tek öreceğiz. Şöyle. Şöyle toparlayalım. Evet. Buradan bir ilmek alıyoruz. Şuradaki ipimizi de sıkılaştıralım. İkisini birlikte örüyoruz. Evet, tekrar geri geliyoruz. Şuradaki şişle örelim. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinciyi örüyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Dördüncüyü örmüyoruz. Buradaki şişimizi bir ilmekten alıyoruz. Ve şu şekilde örüyoruz. Evet. İpim. İlmeklerim diğer şişte olduğu için ucu kapalı şişte geri alacağım. Şu şekilde. Evet. Birinciyi örüyoruz ilmeğimizi. İkinciyi örüyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Dördüncüyü örmüyoruz. Buradaki ilmekle birlikte örüyoruz. Tekrardan geri alacağım. Evet. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçü örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi örmüyoruz. Buradaki ilmekle birlikte örüyoruz. Tekrar geri alalım. Evet, birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinciyi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncüyü örmüyoruz. Buradaki ilmekle birlikte örüyoruz. Bu şekilde kenar bordürümüzü tamamlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oluyor kenar kısımlarına. Şimdi az bir yerimiz kaldı. Devam edelim. İlk ilmeğimizi yine örüyoruz. İkinciyi örüyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi örmüyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Buradaki son ilmekle birlikte örüyoruz. Evet. Şişimizi öne alıyoruz. İlmeklerimizi. Birinciyi örüyoruz. İkinciyi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncüyü örmüyoruz. Şuradaki ilmeğimizle beraber son ilmeğimizi şu şekilde örüyoruz. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçü örüyoruz. Dördü örmüyoruz. Şu kenar kısmıyla şuradan ilmek çıkarıyoruz. Buradaki ilmekle birlikte örüyoruz. İpimiz pamuklu ip bir ip olduğu için pardon. Şu şekilde
yapıyoruz. Son bir kez şu kısmı da alalım. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçü örüyoruz. Dördü örmeden alıyoruz. Şu kenardan da bir ilmek çıkarırsak şöyle bununla birlikte örelim. Evet, şimdi yine aynı şekilde bağcık kısmını devam ettirebiliriz. Burada olduğu gibi. Şimdi tüm ilmeklerimizi sırasıyla örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde buraya getiriyoruz. Hep düz örüyoruz arkadaşlar. Kordon yapımında sadece düz örgü var. Tersimiz yok. Bu şekilde ipimizi de biraz sıkılaştırırsak bağcığımız daha düzgün durur. Birinci ilmeğimizi ördük. İkinci ilmeğimizi ördük. Üçüncü ilmeğimizi ördük. Dördüncü ilmeğimizi de örüyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz ipimizi. Şu şekilde ön kısma getiriyoruz. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Dördü örüyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz ipimizi. Şu şekilde kordonumuzu örmeye devam edelim. Diğer bağcığın boyu 20 santimetre civarındaydı. 20 santimetre örelim ve gelelim. Bağcığımız bu şekilde yaklaşık 20 santimetre oldu. Bir kez daha sizlerle örelim ve kesme işlemini de göstermek istiyorum. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz ve dördüncü ilmeğimizi örüyoruz. Şu şekilde başa getirerek tekrardan örüyoruz. Kesme işlemini tek tek kesmiyoruz. 4 ilmeği birlikte alacağız. Bu yüzden tığ yardımıyla şöyle geçirelim. 4 tane ilmeğimizi şöyle şişle yapalım. Zorlanırsak tığ da kullanabiliriz. Şu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Keselim. Şu içerisine geçirip bir düğüm atalım. Daha sonra arka kısmını iğneyle geçirelim ipimizi. Şu şekilde kordonumuzu tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, şapkamızı bu şekilde tamamladık. Başta da söylediğim gibi 9 aylık bebeklerimiz için çok ideal bir şapka oldu. Bağcıklarımız da yine aynı şekilde. Bordür kısmımız şu kısımları, ense kısmı şöyle bebeğimizi hiç rahatsız etmeyecek. Çok cici bir şapka oldu. Evet, şapkamız bu şekilde arkadaşlar. Öğretilerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimlerinizi açarsanız yaptığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.